Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhaknâ bis-sâlihîn. Âmin. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, ikinci kitabımızın son dersine geldik. Eddersül Hadi ve Selasun 31. ders. İnşallah bu dersimizle ikinci kitabımız, yani bu Arapça öğretim setimizin ikinci cilti bitiyor. İnşallah bundan sonra üçüncü cilte başlayacağız. Burada derse başlamadan önce şu ikaz ve uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen bu derslerimizden geçen kelimeleri günü gününe ezberleyin. Kelime defterine yazarak. İkinci olarak kaideleri, kuralları defterin kayda kural kısmına yazın ve onları da mutlaka anladıktan sonra ezberleyin. Üçüncü olarak da bu dersleri mümkün mertebe yazarak tekrar edin. Eğer bu şekilde bu söylediğimiz metodu takip ederseniz inşallah bu dört ciltlik kitabı bitirdikten sonra, bu dersleri okuyup bitirdikten sonra güzel bir Arapçayı öğrenmiş olacaksınız inşallah. O zaman Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in hadislerini orijinalinden okuyup anlama imkanımız olacaktır. Evet, bugünkü dersimize yine bir hadis-i şerifi okuyup açıklayarak başlamak istiyorum. Lütfen dikkat edelim. An Ukbete İbni Amir'in yegulü Semi'tü Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yegulü Men kâne lehu selâsü benâtin fesabere aleyhinne ve et'amehunne ve segahunne ve kesahunne min cidetihi künne lehu hicaben minen nari yevmel kıyameti. Şerhu müfredatil hadis. Hadiste geçen kelimeleri açıklayalım önce. Evet. Sabera mazi fiili, sabretti. Yasbiru sabrediyor. İspir sabret. Et'ame yemek yedirdi. Yut'imu yemek yediriyor. Et'im yemek yedir. Seka su verdi, suladı. Yeski suluyor. İski sula. Kesa giydirdi. Yeksu giydiriyor. Uksu giydir. Elbise giydir. Hicabun hicap, narun ateş, niranun ateşler çoğulu. Evet, buna göre hadis-i şerifi okuyup açıklayalım. An Ukbete İbni Amir'in, Amir'in oğlu Ukbe'den yegulü diyor ki Semi'tu Rasulallahi, Allah'ın elçisini işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem yegul, o şöyle diyordu. Men kâne lehu selâsü benâtin, kimin üç tane kız çocuğu varsa, üç tane kız çocuğu olursa, fesaber aleyhinne, onlara o üç kız çocuğunu yetiştirirken sabrederse, ve et'amehunne, onları yedirirse, ve sagahunne, onları içirirse, ve kesahunne, onları giydirirse, min cidetihi, evet, onları güzel bir şekilde bu vazifelerini yerine getirir, yedirir, içirir, giydirirse, onları yetiştirirse ne olur? Künne lehu, o kız çocukları o kişi için olur. Hicaben minennar, cehennem ateşinden bir örtü, kalkan olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde o kişiye, yani annesine, babasına bir efendim kalkan olur ve cehennem ateşinden kurtulmasına vesile olur.
Evet, böylece bu hadisi bu şekilde açıklamış olduk. Demek ki kız çocuklarına bakmak, onları yetiştirmek İslam dininde çok çok önemli. Genelde İslam toplumlarında kız çocukları ikinci planda tutulur ve onlar hor görülür. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu bu hadisten ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de çocuklarının hepsi yaşayan çocukların hepsi kızdı. Erkek çocukları vefat etti küçük yaştayken. Dolayısıyla biz de kız çocuklarına önem vermeliyiz. Onların iyi bir şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti ne yapmalıyız? Sarf etmeliyiz. Şimdi son derse geçebiliriz. Eddersül Hadi ve Vefelasun 31. ders. Yine karşılıklı bir konuşma var. Okuyalım ve açıklayalım. El Müderrisü Eynet Talibanil Cedidani Aliyyün Huma fil Mektebeti Veheba li yakhuzel kutubel mugarrarate Meta veheba Veheba fil hıssatı saniyeti Ya üstazu Uridu en eşteriye mucemen arabiyyen Uridu en tedulleni ala mucemin ceyyidin İşterin mucemel vasita Fe innehu mucemün ceyyidun El yevme yentehi el cüz'ü sani meta nebde'u cüz'ü salise fil usbu'il kadimi inşallah nekra'ul yevme safhateyni el ahireteyni min el cüz'ü sani. Evet, bu karşılıklı konuşmayı şimdi açıklayalım. Eynet talibani cedidani yeni iki öğrenci nerededir? Huma fil mektebeti onlar o ikisi kütüphanededirler. Zeheba gittiler. O ikisi gittiler. Liyahuza almak için el kütübel mukarrarate kararlaştırılmış okunacak kitapları almak için gittiler. Meta zeheba ne zaman gittiler? Zeheba o ikisi gitti. Fil hıssatı saniyeti ikinci derste gitti. Ya üstadı ey öğretmenim. Uridu en eşteriye satın almak istiyorum. Mucemen Arabiyen, Arapça bir sözlük satın almak istiyorum. Uridu istiyorum en tedulleni bana göstermeni ala mucemin ceyyidin iyi bir sözlüğü bana göstermeni, bana delalet etmeni, tavsiye etmeni istiyorum. Öğretmen şunu tavsiye ediyor. İşteri satın al. El mucemel vasita, el mucemül vasiti satın al. Fe innehu muhakkak ki o sözlük mucemün ceyyidün iyi bir sözlüktür. Evet. El yevme bugün yentehi bitiyor. El cüz'ü sani ikinci cüz, ikinci cilt bitiyor. Meta nebde'u ne zaman başlıyoruz? El cüz'ü salise üçüncü cüze fil usbu'il kadimi inşallah gelecek hafta inşallah. Nekra'ul yevme bugün okuyoruz. Es-safhateyni iki sayfayı, el-ahirateyni son iki sayfayı, minel cüz-i-sani ikinci ciltin, kitabın ikinci ciltinin son iki sayfasını okuyoruz. Evet, temarinü alıştırmalar. Evet, birinci alıştırma şöyle. Ecib anil esiletil atiyeti aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Birinci soru. Eyne zehebet talibanil cedidani? İki yeni öğrenci nereye gittiler? Evet. Zeheba ile mektebeti. Kütüphaneye gittiler. Ve lime? Niçin gittiler? Liyehuza el kütübel mugarrarate. Kararlaştırılmış olan kitapları satın teslim almak için ne yaptılar? Gittiler. Maza yuridu aliyyun en yeşteriye. Ali ne satın almak istiyor? Yuridu Aliyyun en yeşteriye mucemen arabiyyen. Ali Arapça bir sözlük satın almak istiyor. Üçüncü sorumuz. Meta yebde'u ne zaman başlıyor? Ettullabu öğrenciler. El cüz'e salise üçüncü cüze ne zaman başlıyorlar? Yebde'u tullabu el cüz'e salise fil usbu'il kadimi. Gelecek hafta ne yapıyorlar? Başlıyorlar. Teemmel ma yeli aşağıdakilerini düşün. Evet. İndi benim vardır. Mucemin
bir sözlüğüm vardır. Ceyyidün, iyi bir sözlüğüm vardır. Hune, ceyyidün, burada bu cümlede ceyyidün kelimesi naatün, naattır. Ennaatü, ennaat, Arapçada naat olan kelime yetbeul men'ute, men'ute tabi olur. Fil umurid atiyeti, aşağıdaki hususlarda kendisinden önce olan men'ute ne yapar? Uyar, tabi olur. Hangi hususlarda uyar? Bir, birincisi fil irabi, irapta uyar. Örnek, haza kitabun cedidun. Haza mübteda, kitabun haber, merfu. Dolayısıyla cedidun sıfatı, naatı, o da merfu. Bakın, irapta uydu. Başka bir örnek verelim. Garatü, okudum. Kitaben, garatü, tü, fail. Kitaben mefulun bihi, mensup. Cediden sıfat ve nedir? Mensuptur. Bakın, kendisinden önceki men'uta uydu. Üçüncü örnek. Hâzâ, bu, ismi kitabin, bir kitabın ismidir. Nasıl kitabın? Cedidin, yeni kitabın. Bakın, bu kendisinden önceki men'ut, kitabin men'uttur. Cedidin naattır ve ne yaptı? Mecrur mecrur birbirine uydu. İrapta uyar. Birincisi bu. Anlaşıldı herhalde. İki, ikinci olarak İrapta uydu. İkinci olarak ettezkir ve te'nis, müzekkerlik ve müenneslikte uyar. İkinci olarak müzekkerlik müenneslikte uyar. Örnek, nahvu örnek. Ahmedü, Ahmet, lehu ibnun kebirun. İbnun müzekker, kebirun müzekker. Bakın uydu. Müzekker, müzekker. Kebirun naat, ibnun men'ut. Ve bintün sagiratun, bintün müennes, sagiratun müennes. Bakın, men'ut müennes olduğu için naat da müennes olarak geldi. Evet. Üçüncü olarak, el ifrat ve tesniye vel cem. Müfretlik, tesniye ve çoğullukta birbirine uyar. Örnek, nahvu, lena, lena bizim vardır, müdirun salihun, salih bir müdürümüz vardır. Bakın, müdirun müfrettir, salihun müfrettir. Evet, müderrisani, iki tane öğretmenimiz vardır, ceyyidani, iyi. Bakın, müsenna, müsenna, uydu. Ve zümelâ'u, sınıf arkadaşlarımız vardır, müştehidûne, çalışkan, zümelâ'u, çoğul, müştehidûne, çoğul. Demek ki, müfretlikte, müsennada ve çoğullukta da naat ve men'ut, sıfat ve mevsuf birbirine ne yapıyor? Uyuyor. Dördüncü olarak, et-tarif ve tenkir. Tarif dediği marifelikte ve nekralıkta birbirine uyar. Örnek, indi seyyaratun cedidetun. Benim yeni bir arabam vardır. Bakın, seyyaratun men'ut, nekra, cedidetun, naat, nekra. Bakın, nekra, nekra. Burada ikinci cümlede es-seyyaratul cedidetü, yeni araba, bakın marife ve sıfatı da marife olarak geldi. Valiyetün haber. Evet, üçüncü cümlemiz eyne Muhammedun el-yabaniyyü. Evet, burada bakın Muhammedun marife, el-yabaniyyü marife. Muhammedun özel isim olduğu için marifedir. El-Yabaniyyü de Elif Lam'la ne olmuştur? Marife olmuştur. Evet, Japon Muhammed nerededir? Dördüncü cümle, Hati defterakel evvele, birinci defterini getir, ver. Burada defter kelimesi muzafla marife olmuştur. Ve sıfatı da Elif Lam'la ne yapmıştır? Marife olmuştur. Evet, dolayısıyla bu kaideler gerçekten önemli. Evet, şu dört açıdan naat men'uta uyar, sıfat mevsufa uyar, irapta uyar, hareke bakımından, müzekkerlik ve müenneslikte uyar, müfret, müsenna çoğullukta uyar, marifelik ve nekralıkta uyar. Bunları mutlaka güzel bir şekilde ezberlemeliyiz. Evet, Arapçada sıfat ve mevsuf bu dört açıdan birbiriyle uyum içerisindedir. Herhalde anlaşıldı. İkinci alıştırmaya geçelim. Ayyin, belirle. Ennaate ve men'ute, naat ve men'utu belirle. Fi kullu misalin mimma ye'ti, aşağıdaki misallerin cümlelerin her birindeki naat hangisidir, men'ut hangisidir, onları belirle diyor. Evet, birinci cümlemizi okuyorum.
Uridu istiyorum. En eşrabe içmek istiyorum. Ma'en bariden. Bakın ma'en mensuftur. Mef'ulün bihi olduğu için mensuptur. Ve bariden sıfattır ve o da mensuptur. Bakın bu mensup, bu da mensup. Nekra, nekra. Müfret, müfret, müzekker, müzekker. Dört açıdan ne yaptı? Uydu. İkinci örneğimize bakalım. Ekra'ul Kur'anel Kerime. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Külle sabahin, her sabah. Burada nat, kerim kelimesidir. El Kur'an, men'uttur. Ekra'u el Kur'ane, Kur'an'ı okuyorum. Mef'ulün bihi mensuptur. El kerime, sıfat mensuptur. Mensuptur. Dolayısıyla marifedir, marifedir. Müfrettir, müfrettir. Müzekkerdir, müzekkerdir. Dört açıdan uydu. Üçüncüye bakalım, üçüncü cümlemize. Eskünü, oturuyorum. Fi beytin cemilin, güzel bir evde oturuyorum. Evet, burada cemilin sıfattır. Beytin mevsuftur. Nekra, nekra. Müfret, müfret. Müzekker, müzekker. Ve mecrur, mecrur. Dört açıdan yine uydu. Dördüncü cümlemizi okuyalım. La tektuba yazmayınız. La tektuba yazmayınız. Bil kalemi kalemle yazmayınız. El ahmeri kırmızı kalemle yazmayınız. Bakın el ahmeri sıfattır. El kalemi mensuftur. Marife, marife. Müfret, müfret. Mecrur, mecrur. Ve müzekker, müzekker. Ne yaptı? Dört bakımdan birbirine uydu. Beş, fi hayyina bizim mahallemizde vardır. Mescidün kebirun, büyük bir mescit vardır. Kebirun sıfat, nekra. Mescidün mevsuf, nekra. Marife, pardon, merfu, merfu. Evet, müfret, müfret. Dört açıdan uydu. Lehu, onun vardır, mescidin vardır. Minaretani, cemiletani, cemiletani sıfat, minaretani mevsuftur. Müsenna, müsenna, müennes, müennes, nekra, nekra, marife, pardon, merfu, merfu. Dört açıdan ne yaptı? Uydu. Altıncı cümlemizi okuyalım. Eynel müderrisunel cududu, yeni öğretmenler nerededir? Evet, bu cümlede de el cududu sıfattır. El müderrisune mevsuftur. Bakın marife, marife, çoğul, çoğul, efendim merfu, merfu, değil mi? Her bakımdan, dört bakımdan uydu. Dolayısıyla böylece bunu da açıklamış olduk. Yedinci cümle, hafistü, ezberledim, sureteyni, tavileteyni. Bakın şu sıfattır, bu da mevsuftur. Dolayısıyla dört bakımdan birbirine uyuyor. Yine hüm, onlar, ricalün salihune, onlar salih adamlardır ve salihune sıfattır, ricalün mevsuftur ve dört açıdan birbirine uymaktadır. 9. Eyne ehuke es-sagiru, küçük erkek kardeşin nerededir? Es-sagiru sıfattır, ehu mevsuftur ve dört açıdan birbirine uyuyor. 10. Mâzâ gâle leke Ahmedü, Ahmet sana ne dedi? El-Bakistaniyü, Pakistanlı Ahmet. Burada Bakistaniyü sıfattır, Ahmedü mevsuftur ve ne yapıyor? Dört açıdan birbirine uyuyor. Üçüncü alıştırma, ekmil, tamamlayınız. Külle cümletin, her cümleyi, mimma ye'ti, gelen her cümleyi, binaatin münasibin, münasip bir naat getirerek, vadbıthu bir şekli ve harekesini de koyunuz diyor. Ekeltü taamen, buraya uygun bir sıfat getireceğiz. Ekeltü taamen lezizem, lezzetli bir yemek yedim. Ve şeriptü kahveten, kahveten harraten, sıcak bir kahve içtim. Evet. Eyne tüllabu el cududu, sıfat getiriyoruz. Li, li, benim vardır. Ahavani kebirani, benim iki büyük erkek kardeşim vardır. Ve uhtani sagiratani, iki tane de küçük kız kardeşim vardır. 4. İşteraytu kalemeyni cedideyni,
Yeni iki tane kalem satın aldım. Evet. İndi saatün rahisatün. Benim ucuz bir saatim vardır. Fil fasli sınıfta mekatibu meksuratün. Evet. Kırık masalar vardır. Tilke seyyaratül cemiletü. Şu güzel araba lil müderrisi öğretmenindir. Eskünü oturuyorum. Fil mahça ithani ikinci yurtta oturuyorum. Eyne seyyaratük el cemiletü güzel araban nerededir? İbrahimu ehuhu talibun cedidun. İbrahimu ehuhu talibun cedidun. Evet, böylece bu 31. dersi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, burada şunu ifade etmek istiyorum. Durusul lugatil arabiyye li gayrin natiqine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri. Ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri kitabımızın, Arapça öğretim setinin ikinci ciltini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İnşallah üçüncü cilte başlayacağız, devam edeceğiz. Lütfen daha önceki derslerimizi YouTube kanalımızdan güzel bir şekilde sırasıyla takip edip inceleyin ve dersleri mutlaka tekrar edin. Yeni dersimizde buluşmak üzere inşallah. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.